Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gündelikteki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Hindonoziyalik bir hay'at Şarık Türkistan teşkilatlarını ziyaret kıldı. 26 yanvar Hindonoziyadan kelgan bir hay'at Şarık Türkistan Ma'rifa Hamkorlik Jamiyati, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği, Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Katarlık 3 teşkilatını ziyaret kıldı. Hindonezya Sumarda arıldı faaliyet kılıvatkan Mutafakkih İnstitutu rehberlerden teşkillenen hayat, Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ahvalini tefsili ilgileş maksıda Türkiye'ye gelgen bulup, ular Şarkı Türkistan Marifa Hemkarlık Cemiyeti, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği, Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Katarlık 3 teşkilat bilen bir yerge yığılıp, Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ahvali hakkında muhakeme elip vardı. 3 teşkilat ularga Xitayning Şarkı Türkistan'da elip berivatkan bastırış hareketleri, hatta İslam ve Müslümanlarga karşı arkama arka kanun çıkırvatkanlığı, Şarkı Türkistan halkının Xitay komünistler tarafından İslam'dan çıkışkı mecbur kılınıvatkanlığı, şundaqla irqi qırğın kılınıvatkanlığı qatarlıq Şarkı Türkistan'ın hazırkı reallıqını tepsili tunuşturdu. Erzurum'da Şarkı Türkistan hakkında yığılış elip verildi. 27 yanvar Türkiye'nin Erzurum vilayetinde Şarkı Türkistan temasında yığılış elip verildi. Yığılışını Xalqara Oququchilar Cemiyetleri Münbirinin Erzurum şöbesi teşkilligen bulup, yığılışka Şarkı Türkistan Ma'rifa Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdulahad Abdurrahman Efendi teklif bilen katnaştı. Yığılışta Abdulahad Abdurrahman Şarkı Türkistan'ın tarihini kısqıcı tunuşturuş bilen birge, Xitay komünistlerinin Şarkı Türkistan'da elip berivatkan bastırış ve Müslümanlarga karşı çıkırıvatkan siyasetleri 3 milyondan artık Şarkı Türkistan halkının lagırgı sebepsiz tutkun kılınganlığı, Şarkı Türkistan halkının ailesine Xitaylarının uğrullaştırılıp, takip astığı ilinganlığı katarlık, Şarkı Türkistan'ın hazırkı ekinişlik ahvalini tepsili tunuşturup ötü. İstanbul'da Şarkı Türkistan'ın Untuma namlıq faaliyet elip verildi. 26 yanvar İstanbul'un Başakşehir rayonu Çınar İnstitutu yığın merkezinde Şarkı Türkistan'ın Untuma temasında faaliyet elip verildi. Faaliyetini Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği, Şarkı Türkistan Ma'rifa Hemkarlık Cemiyeti, Şarkı Türkistan Teşviqat ve Ahbarat Agentliği İnsani Yardım Vakfı İHA'nın Başakşehir şöbesi, Uygur İlim ve Tetkikat Vakfı teşkilligen bulup, faaliyetke İstanbul'da yaşayatkan Uygur ve yerlik halıktan bulup, 1000 kişi katnaştı. Faaliyet mungluk kıraat bilen başlanıp Şarkı Türkistan'ın hazırkı ahvali tasvirlengen sıllık film koyuldu. Faaliyet yana Şarkı Türkistan Ma'rifa Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumçu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarkı Türkistan'ın hazırkı ahvalini tepsili tunuşturup ötü. Faaliyette Anatolia Yaşlar Cemiyeti Başakşehir Şöbe Reisi Ömer Faruk Akyüzlü Efendi söz kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını atalmış terbiyeleş namıda sebepsiz tutkun kılıp, barlık hukukunu tartıp alganlığı, şunun için Müslümanlarının birlik sephasılı kılışı gerekliğini bildirdi. Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair haberler canımızı yakmaktadır. Herkes bilsin ki müminler Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmazlar. Faaliyet yine Türkiye Maarif Komiteti Başakşehir Şöbe Reisi Tücar İnci Başak Efendi söz kılıp, din düşmanları birlik sep kurup dünyanın her kaysi cayları Müslümanlarını kan yığılatmakta. Cümleden Xitay komünistleri Şarkı Türkistan halkını irki kırgın kılıvatıdı. Şunu biz Müslümanlar birleşişimiz gerek diğerlerini bildirdi. Faaliyet yine Sütük Burakhan Kızlar Kur'an Kürsi okuguçları Şehitler Ölmez Muğluk Nakşisini eğitip, faaliyet keyfiyatını yukurup elde çıkardı. Faaliyet ahırda Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası Pişkadem Ölüma Niyaz Damollam Şarkı Türkistan'ın hazırkı ahvalini tunuşturuş bilen birge, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip berivatkan irqi qırğın qılış cinayetige guvahlıq berip,
özünün ailesi ve cemaatinden 41 kişinin türme yaki lagerga tutkun kılınganlığını, onların içinden birinin cesedini bergenlikini aşkarıldı. Ahırda Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası Mahmutcan Damollamın başçılığında dünyanın her kaysı yerlerde zulüm çekip atkan Müslümanlar, cümleden Şarkı Türkistan'da Xitay'nın katlı bastırışı aslında kırgın kılınıp atkan kayrındaşlarımız üçün dualar kılındı. Malaysiya İsrail'e tuğurluk bergen kararıdan vazgeçmeydi kalıqını bildirdi. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilmişçe, Malaysiya hükümeti 2019 Dünya Paralimpik Su Üzüş Müsabıkası'na İsrail'e su üzüş mahirlerini katlaştırmaslık kararı da çıng durduğalıqını bildirdi. Malaysiya Yaşlar ve Tenterbiye Ministeri Seyit Sadık, Halkara Paralimpik Komitesi'nin 2019 Dünya Paralimpik Su Üzüş Müsabıkaları'na İsrail'e mahirlerini katlaştırmaslıkını karar kılgan Malaysiya hükümetinin müsabıkalarga sahip kalıq kılış hukukunu kaytırı velişini karar kılışı tuğurluk toxtaldı. Xalqara Paralimpik Komitetinin kararının Malaysiyanın pozisiyasını özgertilmeydiğallıqını əskertken Seyit, xalqaralıq bir tenterbiye faaliyetigi sahip kalıq kılış, Netanyahu hükümeti tarafından katlı kılıngan Palestinli qirindaşlarımızda kollaştığımı muhim buludgan bolsa, bu Malaysiyanın vicdanının yoxluqını bildirdi dedi. Minister Seyit, Malaysiya hükümetinin İsrailiye mahirlerine karatkan çeklemesinin ahlaki cahattin doğru işkerlikini əskertip, Xalqara Paralimpik Komitetinin Malaysiya hükümetini tənqid qilishiga qarata mundaq dedi. Xalqara Paralimpik Komitetinin səmiga şunu selib qoymaqçımız. Xalqara keçirim təşkilatı və kişilik hüquq gözetiş mərkəzi qatarlıq xalqaralıq orqanlar Netanyahu hükümetinin uruş cinayetçisi işkerlikini ispatlaydıgan dokulatlarını elan qildi. Malaysiya hükümeti bu yıl 10 yanvarda Malaysiyada ötküzülməkçi bolğan 2019 Dünya Paralimpik Su Üzüş Müsabıqısı qatnışı məqsidi vizığı iltimas kılgan İsrail'e su üzüş tenerketçilerinin Malaysiya'ya girişini çekilgen idi. Minister Mahathir Muhammed, Malaysiya hükümetinin bu kararı da çın durduğallıkını eskertip mundaq degen idi. Ular kararımızga karşı halda yenili devletimizge kelse cinayet sadır kılgan boludu. Kanada'nın Beijing'de turuşluk baş elçisi vazifesinden elip taşlandı. Kanada Başministeri Justin Trudeau, Kanada'nın Beijing'de turuşluk baş elçisi John McCollum'ni vazifesinden elip taşlaganlığını uqturdu. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilmişçe, Kanada Başministerlik Mahkemesi'nin yazım bayanatı da Başminister Justin Trudeau'nun munu sözlerine yer verildi. Tünügün keçe John McCollum'a telefon kalıp, Kanada'nın Xitay'daki baş elçilik vazifesinden istifa berişini talep kıldım ve umu istikimini kabul kıldı. Beijing'deki Kanada elçihanesindeki Jim Nickel, Kanada'nın Xitay'daki vakitlik elçisi bulduğalıqı bildirildi. Kanada'nın Xitay'da turuşluk baş elçisi John McCollum, iki devlet arasında diplomatik kriz payda kılgan Huawei direktörü Meng Wanzhou'nun dilosu doğrusu kılgan sözleri bilen öktici partiyalarının hücum nişanına aylanan idi. O bayanatıda Kanada'nın Meng Wanzhou'nu Amerika Koşmuş Ştatları'na kaytırıp berişini emelden kaldırışı lazımlıqını ilgiri sürgen bulup, Meng Wanzhou'nun kolu da özünü aklaşkı yetküde küçülük paketleri barlıqını etkan idi. Bayanatlarının diplomatik prinsiplarına zıt işkerliki, devamlaşıvatkan bir dilo toğrısı toxtuluşu, siyasetki çat geri verişi digendek sebepler tüpeyli tənqitlerine düşkelgen McCollum, arkadın hata söz kılgallıqını eğitip keçürüm sorgan idi. Huawei direktörü Meng Wanzhou'nun Amerika Koşmuş Ştatları'na kayıtırılışı münasifetlik sot 6. fevralda Kanada'nın Vancouver şehirde başlandı. Xitay Teknologiya Guruhi Huawei'nin hocayini Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketinin direktörü Meng Wanzhou, Amerika'nın İran'a yürgüzgen imbargosu'a xalaplık kılış bilen ayıplenip, 2018 yılı 1. dekabrda Kanada'nın Vancouver şehirde nazarat astığı elingan, arkadın Kanada soti 10 milyon Kanada doları elip kapaletki koyup bergen idi. Amerika Maryland ştati Müslümanlar cemaatiga Uyghur vaziyeti haqqida dokulat berildi. Uyghur agentligi xabarda bildirilishicha, Ümmet Uyghur Uyg'unish ittifoqining 2-nji qatimliq faoliyati Maryland ştati Pegma ijtimoiy rayonida elib berildi. Mazkur faoliyatda Uyghur agentligi qurg'uvchisi, siyosat fanlari o'quvchisi Tahir Emin Uyghurian Xitoyning Uyghurlarga qaratgan urushi degan temada asosiy leksiya berdi. Zeynep Abdullah, Doktor Abdurrahman Amerika Müslümanlarının Uyghur Müslümanları üstündeki mesuliyeti degen temada leksiya berdi. Her kaysi ictimai rayon ahalisinin gelgen 200'ye yakın anlıqçı katlaşkan bu faaliyet 2 saatki yakın devam kılgan bulup, Uyghur tarihi, medeniyeti ve bugünkü vaziyeti noktuluk tunuşturuldu. Faaliyetini uğurlaştırıcılarının bildirişçe mezkur faaliyet
Uyghurlarının vaziyetini Amerika Müslümanlarına anlatışını devamlaştırırken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetteşlerime köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.